Dağlar. Doğunun, İslam'ın yüksek dağları. Kaleler. Yükseğin yükseğine yapılan kaleler. Korku. Ölüm. Yalnızlık. Yoksulluk. Acı. Din. İslamiyet. İsyan. Kaleler. Kalelerde örülen isyan, yayılan öfke, savaş. Suikastler. Şimdilerde adı terör. Belki bütün mesele gelecek kaygısı. Yarın da yaşayabilmek, yarına kadar yaşayabilmek arzusu. İnanç. Yoksulluğa, yoksunluğa, terk edilmişliğe, karanlığa, umutsuzluğa, ölüme karşı inanç. Yüreğimizin inancı. Din. Tanrı. Ve onun sonsuz adaletine olan güven. İtaat. Bedende yok olup cemaatte var olma. Ve bu dağların, bu kalelerin şeyhi Hasan Sabbah. Alamut. Bugüne kadar süren bir şeyin başka olma hali. Öteki olmanın gizliliği, gizemi, sırları. Gizlenme gereği. İşte bir inancı yeniden kurma ve yaşatma inadı. O gün başlayanın bugünkü macerası. Hikayemiz burada. Aşağı yukarı 1000 yıl önce bu kalede başlar. Bu kalede olup bitenler yüzyıllardır olan ama 21. yüzyılda da süre giden, bitmeyen bir sırrın sanki her dönemde başka bir biçimiyle yeniden tekrarlanması gibidir. Bu kalede yazılan her satır yazının alev olup göğe yükselmesinin üstünden çok geçti. Ama o yine de dünyanın dört bir yanındaki cemaathanelerde Mumbai'deki okullarda
Hunza yaylalarındaki danslarda Karaçi'deki Cinanların dudaklarında Suriyeli parmakların darbukalarında hala söylenmekte. Bu kalede alınan her karar, tarihin hafızasından çoktan silinse de, İslam'ın büyük sırrı geleceğe hala göz kırpmakta. Benim için Hasan Sabbah, tamam, dönemin bütün bilgilerini, bilimini özümsemiş, tamam, bir filozof, bir bilge, iyi bir yönetici, tamam, iyi bir yönetici ve yani sufi derken inançlı biri ama onun inancı Ortodoks inanca benzemeyen bir inanç. Tamam. Moğol istidasından önce Melikşah devrinde ne de olsa sosyal bozuklukların körüklediği şeyler var. Öyle dini oluşumlar şimdi de olduğu gibi. Bunlardan birisinin başına geçen işte İran'daki Nizarilerin temsilcisi olan, lideri olan Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ne çekiliyor. Efsanelerle örtülü olduğu için. O bahçelerde haşiş vererek, esrar vererek İnsanları kandırdığı filan büyük ihtimalle uydurmadır. Hasan Sabbah, hatırımda yanlış kalmadıysa 1123 senesine kadar bu devletin hem liderliğini efendim yürütmüş hem de İsmailiye'nin imam olmamakla beraber efendim düşüncelerini ortaya koymak için bir fidai teşkilatı kurmuştur. Bu fidai teşkilatı hem Hasan Sabbah'ın düşüncelerini ortaya koyan bir teşkilat, hem de gerektiğinde bir takım insanları, muhaliflerini ortadan kaldıran bir teşkilat. Bu sebeple Hasan Sabbah'ı biz İslam tarihindeki en büyük teröristlerden biri olarak görürüz. Hasan Sabbah o dönem için genel akıma, egemen sınıfın akımına, Ortodoks İslam'a, onun felsefesine, o çürümüşlüğe karşı sınıfsal, düşünsel, felsefi ve teolojik açıdan, yani ilahiyat bizim dediğimiz açıdan tümüyle farklı bir yaklaşım içinde olan bir akımın, bir hareketin, yani sadece soyut bir düşünce akımının değil, aynı zamanda bir hareketin temsilcisi, yani yoksulların sahibi, kimsesizlerin kimsesi diye ortaya çıkan bir şahsiyet olarak görüyoruz. İslam dininin peygamberi Muhammed, ona inananlarının gözyaşları içinde öldüğünde, yeni dünya dinine dönüşen Müslümanlık hemen ikiye bölündü. Sünni İslam ve Şia. İktidarı eline geçiren Sünni İslam, Mekke aristokrasisini oluşturup bu yeni dinin devletini yönetmeye başladı. Fetihler, savaşlar ve yeni zaferler birbirini izledi. Ama yoksulluk kalkmadı. Kölelik Kur'an-ı Kerim'e rağmen yok edilmedi, edilemedi. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakirleşti. Oysa artık İslam devleti dünyanın en güçlü, en büyük devleti olmuştu. Sultanlar, halifeler yönetiyor, cemaat bu düzeni kabullenmeye zorlanıyordu. Üstelik peygamberin damadı camide öldürülmüş, onun çocukları ve Muhammed'in torunları acımasızca yok edilmişlerdi. Umutlarının kanının çöle dökülmesi yoksulları ayaklandırdı. Ali! Ali!
Ali Hacı Ali 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 Adat 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 Adat. Bayrakları Ali, acıları Hüseyin, intikamları ise Mısır'da kurdukları Fatımi Devleti oldu. 10. yüzyılda Orta Asya steplerinden İran dağlarına, Basra Körfezi'nden Kuzey Afrika'ya yayılan İslam'ın camilerinde cuma hutbeleri iki ayrı sultana adanıyordu. Selçuklu Sünniliği seçmiş, dinen Abbasi halifesine bağlanmıştı. Kahire'nin Şia imamı ise Kuzey Afrika'yı Müslümanlaştırırken rakibinin içlerine dâiler aracılığı ile sızıp kendi ideolojisini yayıyordu. Bilim durmuyor, gelişiyor, insanlık her geçen gün bir sırrı daha kaldırıyordu. İhvan-ü Safa hareketi bu çalkantılı ama karanlık dönemde kuruldu ve hızla yandaş kazandı. There is disagreement amongst modern scholars regarding the period, the timing of the authorship of the epistles of the Ihvan-ı Safa. But the bulk of the scholars are of the opinion that the 52 epistles were produced in the middle of the 10th century and not earlier, during the first century of when the Fatimids were already ruling in North Africa. Bunların tam isimleri İhvan-ı Safa ve Hillan-ı Vefa, yani arınmışlık kardeşliği ve vefa dostluğu diye bizim tercüme edebileceğimiz. Yani vefa, dürüstlük, sadakat her şeyin üstünde. Aynı zamanda arınmışlık, yani kötülüklerden arınmışlık. İslam uygarlığının özellikle Abbasi döneminin en karmaşalı, en kaotik döneminde ama aynı zamanda da en tartışmaların, ilerlemenin, arayışların en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkmış bir akım. Bu akımın içinde fikrin ötesinde çok ciddi bir örgütlenme var ve arınmışlığa doğru, yani mevcut Abbasi ve Emevi imparatorluğundaki o çürümüşlüğe karşı ciddi itirazlar var. Esas olarak manifesto, bir hareketin dünyayı algılayışı, dünyayı değiştirme isteği ve program. Matematikte Pisagor'a ağırlık vermişlerdir. Metafizikte kesinlikle Eflatun'dan etkilenmişlerdir. Ahlakta Sokrat. Çünkü mevcut insanı daha yüksek bir yere, daha ahlaki, etik bir topluma doğru götürme. Felsefe kısmında Farabi'den çok etkilendiklerini görüyoruz. Mantıkta Aristo'yu benimsemişlerdir. Mısır, yani antik Mısır dönemi, antik Yunan, keza Hint ve İran felsefesinden, bilimlerinden, ilimlerinden o zamana kadar, yani beşeriyetin kültürel birikimlerinden epeyce yararlanmışlardır. Bunun ötesinde baskılardan da etkilendikleri için her zaman açık toplantılar yapamamışlardır. Kimi zaman bir caminin altında, kimi zaman caminin altındaki kuyularda, kimi zaman mağaralarda, kimi zaman da dağlarda. Çok baskı gördükleri için her şeylere açık değildir. Simgelerle, rümuzlarla, imalarla manifestolarını yazmışlar. Daha çok İsmaililerden oluşmuş gizli bir cemiyet. Efendim, dinin akılla yorumlanması, bir anlamda akli bir din ortaya konulması için efendim ortaya çıkıyorlar. Kendileri gizli, sırrı bir cemiyet. Efendim, bu cemiyetin düşüncelerinin tabii o günkü İslam toplumu üzerinde de epey etkisi oluyor. Bunlar dinden daha ziyade dinin tevil edilmiş felsefi yorumunu benimseyen insanlar. Now, as far as the identity is concerned, there is also some disagreement, but the general consensus is that this work was produced by a group of learned men in Basra, in southern Iraq. They were not Ismaili, but they had close
close affiliation, close relations with the Ismaili movement. Bugünkü İran'ın ortasında, İsfahan'da, Abdülmelik bin Attaş, iki daisini önce Kahire'ye, Fatimi Devleti'ne birbirinden habersiz eğitime göndermiş, uzun eğitim yıllarından sonra da birini Afgan Pamir yaylalarına, diğerini ise İran'ın içlerine, Deylem bölgesine atamıştı. Pamir yaylalarındaki dahi, büyük şair Nasır Hüsrev bölgede öğretiyi hızla ve büyük bir gizlilikle yaydı. Dam hamadam Ali Ali, dam hamadam Ali Ali. He says, the Nasir Khusrau says, oh Ali, you are not the present in the time of Muhammad. You were also present during the period of the Abraham. Oh Ali, you will also the present during the time of the Nuh. Oh Ali, you were also the present in during the time of the Moses. Oh Ali, you were also present in the time of the Jesus. Your presence is always there. Your presence is always there, oh Ali. Your presence is always there. You are so... even today, you are so close to me. You are so close to me. This is the... one of the... Deylem bölgesinde güçlenen Hasan Sabbah, müritleriyle kurtarılmış kaleler kurdu. Kalelerinde müritlerine Abbasi halifesinin değil, Şia'nın hutbesini okudu. Bu isyan demekti. Artık kendileri ekiyor, kendileri biçiyordu. Kurdukları eşitlikçi düzen Deylem'e yayıldı. Hasan Sabbah actually was in Alamo and the Ismailis it captured nearly 70 or more than 70. Yeah. Fortresses in Rodhbar and Kohistan. Right. And Alamo. All people were not Ismailis. They were not converted to Ismailism. There were other communities with Hasan Sabbah. Yeah, yeah. There were Isnashri community. There were Al-Sunnat communities. They were never converted into Ismailism. But all of them were supporting Hasan Sabbah. You know, because his social program, his program of equality, these all things were, you know, yes, they were not, all of them were not Ismailis. There were other communities also, but they were supporting Hasan Sabbah, you know, one thing. Hasan Sabbah, 12 imamcı Şia ailesinin oğlu olarak Kum'da dünyaya geldi. Sergüzeşti Seyyidina isimli yapıtta Hasan Sabbah kendini şöyle anlatıyor. Din alimi olmak istiyordum. 17 yaşına kadar ilim peşinde koşardım. Günün birinde Emir Zerrab adlı biriyle Rey şehrinde karşılaştım. O İsmaililiği bana anlattı. Şiddetli bir hastalığa kapıldım. Meğer Allah etimi ve tenimi değiştirmeyi istiyormuş. Allah onun etini ve kanını daha iyisiyle değiştirdi. Ayeti düştü aklıma. İşte o zaman anladım. İsmaililik hak mezhepmiş. Hasan Sabbah, Mısır'daki Fatımi Devleti'nin doktrinini kabul ederek halifesine bağlılık yemin etti. Bu artık onun yaşadığı ülkede gizlenmesi, düşüncelerini ve eylemlerini yer altında gerçekleştirmesi demekti. Hasan'ın mezhebe girişini onaylayan İbn Attaş,
bilgisini daha da ilerletmesi için Hasan'ın Kahire'ye gitmesini öğütledi. Hasan önce davasının İran'daki merkezi İsfahan'a gitti. Şeyhi ve baş daisi İbn Attaş'ın yardımlarıyla Kahire'ye doğru yola çıktı. Kuzey Azerbaycan, Iğdır, Erivan üzerinden Silvan'a geçti. Fikirlerinden dolayı önce bu kentten kovuldu. Musul yoluyla Şam'a geçen Hasan, Suriye'den Mısır'a giden karayolunun Fatımi Devleti'nin düşmanları tarafından kesildiğini görünce güzergahını değiştirip Beyrut, Sayda, Sur ve Akka üzerinden deniz yoluyla Kahire'ye geçti. O sırada Mısır'da devletleşmiş tutucu Fatimilerin eski davet denilen dünya görüşüyle eylemci ihtilalci kanadın yeni davet adı altında sonradan şekillenecek dünya görüşü arasındaki fikir ayrılığı Fatimi halifesinin iki oğlu arasındaki taht kavgası biçiminde kendini gösteriyordu. Hasan, halifenin büyük oğlu Nizar'ı seçti. Bu kolay bir seçim değildi. Bu Hasan'ın ikinci isyanıydı. O kişisel zenginleşmeyi değil, kişisel derinleşmeyi arıyordu. Artık çok şey görmüş, çok şey yaşamıştı. O gerçek imamın peşinde olmayı bu dünyaya tercih etti. Selçuklu'dan sonra Fatımi Devleti'ne de baş kaldırdı. Önce hapsedildi, sonra kovuldu. Sürgüne giderken batan gemiden güç bela kurtuldu. Cizre yolundan İran'a geri döndü ve yıllarca İsfahan, Yezd, Kirman bölgesinde davet de denilen propaganda çalışmaları yaptı. Ama işi çok zordu. Selçuklu Devleti yakaladığı İsmaililerin bazen derisini bile yüzüyordu. Orta ve Batı İran'da devletin güç merkezinde bu çok zordu. Kararını verdi, çekilecekti. Hem kendi içine hem de ülkesinin içlerine. Yükselecekti. Hem kendi zihninde hem de kendi dağlarında. Yeni evi daha kuzeyde Deylem denilen bölgeydi. Deylem'de hatırı sayılır oranda taraftar topladı. Bu onun 8 yılını aldı. Hasan planladığı büyük ayaklanma için karargahını kuracağı uygun bir yerde bulmuştu üstelik. Alamut. Farsça'da kartalın gösterdiği yer anlamına gelen Alamut. Fethedilmesi zor dağların en ulaşılmazındaki Alamut. İnancın, inadın, İslam'ın sırrının en yüksek sesle söylendiği yer. Her şeyin yeniden gözden geçirilip tekrar tekrar kurulduğu yer. İnsan iradesinin kaleleştiği, karşı koyuşun keyfi, iftira ve ihanete sabrın kutsandığı yer Alamut. Ölümün cennet, yaşamın cehennem olduğu yıllarda umudun, aşkın yeniden doğduğu yer. Her kalenin kalesi, kalelerin başladığı yer. İmanın ve tevekkülün örüldüğü ve belki de sonsuza kadar dağıldığı yer. Yeryüzünün yüksekliklerinde, insanlığın alçaldığı zamanlarda insan yüreğinin terazilendiği yer. Hasan Sabbah için hem çekilme, hem derinleşme, hem de saldırı üssüydü Alamut. Kalenin içinde yaşayanlar dahil tüm civarı örgütledikten sonra para karşılığında kale satın alındı. Ve Hasan Sabbah kendine en bağlı müritleriyle Alamut'a yerleşti. Direniş başka türlü sürdürülemezdi. İsmaili Devleti'nin fiili başlangıcı olan bu olay, 1090 yılına kadar gizli faaliyet gösteren İran İsmaililerinin tarihinde yeni bir dönem açtı. Şimdi İran'daki İsmaili davası, Selçuklu rejiminin kalbini hedefleyen açık bir isyan politikası başlatıyor ve Alamut'un zaptı bu isyanın ilk darbesini temsil ediyordu. Hasan, kalenin en tepesindeki odasından ömrü boyunca sadece iki kez dışarı çıktı. Odasını Kahire ve İskenderiye'deki kadar olmasa da bölgenin en önemli kütüphanesine dönüştürdü. Yeni davet metodunu geliştirmek ve siyasi, askeri bakımdan gelişmek için habire okudu, okudu ve plan yaptı. Düşman kuşatmasına uzun süre dayanabilmesi için kayaları delmek suretiyle su kaynağını buldu ve dönemine göre üstün bir mühendislik tekniğiyle suların kaleye ulaşmasını sağladı. Boru, kanal, sarnıç, fıskiye kullanmak suretiyle şelale ve havuzlar yaptırdı.
iç ve dış kalede tahıl ve yiyecek stokladı. Vadideki ağaçlarla araziyi ıslah edip ürüne dönüştürdü. Öncelikle hedefi Rudbar bölgesinin geri kalan bölümlerini kendi inancına kazandırmak ve karargahın çevresinde yeni kaleler ele geçirmekti. Saldırıdan iknaya kadar her türlü yöntemi kullanarak Alamut çevresindeki yerlerde denetimi sağladı. Ele geçirdiği birçok kalenin yanı sıra uygun bulduğu her sarp kayanın üzerine taş kuleler kurdu ve bu sayede hem düşman gözleniyor hem de ayna, ateş, güvercin ya da parlak bir cisimden yararlanarak haberleşme ağı kuruyordu. Orta çağdaki bu muhteşem hız ve onun kurduğu ilkel network onu kalelerin şeyhi, dağların şeyhi ya da İsmaililerin baba seyyidinası yapmıştı. Bu ona büyük bir avantaj sağladı. Selçuklu'nun başkenti İsfahan'da olan bitenden neredeyse saatinde haberi oluyordu. Ayrıca aynı haberleşme ağı ona en uzaktaki müridine bile yeni kararlarını ve emirlerini anında iletme olanağı da veriyordu. Hasan Sabbah en önemli ve yetenekli daisi Hüseyin Kaini'yi davayı yaymak üzere Doğu İran'a gönderdi. Zaten oralı olan Kaini, engebeli bir arazi olan Kuistan'da davete başladı. Doğu İran'da İsmaililer için koşullar daha da elverişliydi. Bölge halkı kendilerine yabancı olan yerel Selçuklu yöneticisinin baskıcı yönetiminden son derece rahatsızdı. Bu nedenle Kuistan'da hızlıca taraftar edindiler ve bölgede Tabas, Kain, Zuzan ve Tun gibi birçok yerleşim yerlerini ele geçirdiler. Böylece Rudbar'da olduğu gibi Doğu Kuistan'da da İsmaililer Selçuklu Devleti'ne karşı bağımsızlıklarını kazandı. Halife ve onun baş uleması Gazali bu illetten kurtulması için Selçuklu Sultanı Melikşah'ı bastırıyor, veziri Nizamülmülk ise devlet içinde devlet olmaz telkiniyle Melikşah'tan savaş istiyordu. İsteği oldu. Selçuklu Sultanı Rudbar ve Kuistan İsmaililerinin üzerine ordu gönderdi. Artık savaş açıktan başlamıştı. Alamut'ta bir gece sürprizi yaparak kaleden çıkan İsmaililer 1095 yılının Ekim ayında Selçuklu ordusunu bozguna uğrattı ve kuşatma kalktı. Fakat Kuyistan'daki saldırılar ve kuşatma halen sürüyordu. Selçuklu Sultanı tekrar Alamut üzerine yürümek üzere orduya hazırlık emri verdi. Üstelik Hasan Sabbah'ın hocası İbn Addaş'ın oğlu Ahmet İsfahan'daki Şahdis Kalesi'nde öldürülmüş ve kaledeki tüm İsmaililer kılıçtan geçirilmişti. Ahmet'in karısı Selçukluların eline geçmemek için kendini surlardan aşağı atmıştı. Hamle sırası Hasan Sabbah'taydı. İnanç tekrar tekrar sınanıyordu. İsmaililer daha sonra en önemli mücadele silahlarından biri olacak olan suikast silahına başvurarak İlk büyük başarılarını elde ettiler. Seçilen hedef İsmaililerin can düşmanı Selçuklu veziri Nizamül Mülk'tü. Ebu Tahir Arrani adındaki suikastçi, daha sonraki yıllarda korku salan bir gelenek oluşturacak olan dava için canını ortaya koyan gönüllülerin ya da İsmaililerin verdiği adla fedailerin ilkiydi. Daha önce de İslamiyet'te birçok mezhep ve dinsel grup siyasal düşmanlarına karşı suikast yöntemine başvurmuştu. Ancak suikasti başlıca bir mücadele biçimi olarak kullananlar İsmaililer olmuştur. Bu yöntemi bütün düşmanlarına karşı uygulamasalar da o kadar çok kullandılar ki bir süre sonra her türlü suikast onlara mal edilir oldu. Now today each Ismaili across the globe feels proud of saying I'm a fidai. Not in the sense of assassins, but a person who, if the imam says, do this job, do this work, is ever ready. Thank you.
iman, ittihad, Dar! Aur tanzeem ke बॉयस कोर्स ग्रुप के एक दस्ता है जिसकी हिदायत फहीम साहब ने Suikastlerin mutlak hançerle yapılması zorunluluğu, zehir, ok gibi öldürme tekniklerinin reddi, fedainin düşmanına bir hançer mesafesi yakınlığına kadar ulaşmasını zorunlu kılıyordu. Üstelik fedai eylemini gerçekleştirir gerçekleştirmez derhal neden yaptığını bağıra bağıra söylemekle de yükümlüydü. Bu fedai için hemen linç ya da çok ağır işkencelerden sonra ölüm demekti. Fedai ölüyordu. Belki onun için bu dünyada her şey bitiyor ama gelecek onun için açılıyordu. Cemaati onun sayesinde yaşıyor, çocuklara onların adı veriliyor ve umut isimleri oluyordu. Ölmek neydi öküzden bile değersiz vücutlarına? Onlar için biraz tevekkül ve amenna. Sonra ya baba seyyidina Hasan Sabbah, ya Ali, ya Medet. Şimdi Taliban nasıl Amerika'ya karşı bir terör örgütü olarak da görülüyorsa, Afganistan'da Sünni bir oluşum, İran'da da o sırada Sünni görünen Selçuklu Hanedanı'na karşı daha 12 İmam Şiiliği İran'da kuvvetlenmiş değildi. Bu belki işin içine biraz da İran milliyetçiliği de karışan bu oluşumda daha İsmaililer öncü roldeydi. İşte Hasan Sabbah Alamut Kalesi'nde belki terör metodunu da kullanarak daha batıni bir İsmaililik ortaya çıkmış oldu. Oh, there is a very big difference. An important but not the least of the difference is that it was a defensive act because Alamut was besieged. But there are more important differences. One of the differences that you see between the jihadi movements today and something like Alamut, you know, I think that you can't really compare the two. In the jihadist movements of today and in the Islamist movements of today, there is a philosophical poverty. Its connection with earlier Islamic traditions is unreal. It is rhetorical and it is artificial. Today's jihadi movements are a product of modernity. And in the Quran, the ultimate spiritual goal, of course, always points to Jannat. Right. Yeah, and Jannat is the concept that you have passed beyond the turbulence of dunya, because right. Dunya will always be a turbulent place. Right. And you know the Sufi tradition gives you so many wonderful examples. It's like Mansur al-Halaj and the whole notion that your ideas are rejected. And you are killed, but your ideas survive because they are
in the realm of the eternal. Zafer önemsiz bir şeydi İsmail-i Hücceti için. Bu dünyaya ait bir zevkti. Oysa zevkin aslı ölmeden Ali'nin, Hüseyin'in cemi olmaktı. Bu mümkün ötesi duruma her müridin kolayca ulaşabileceği bir şey olarak bakılıyordu. Ölüm yenilmiş, davetin davası kazanmıştı. Zaten zevk de buydu, şehvet de bu. Haz buna deniyordu. These authors, Jovani, Rashiduddin, and then a third one, Karshani, the three main ones, all of them portray a very austere image of Hasan Sabba. That he forbade the drinking of wine, the playing of flute. We don't know if this is true or not. If it may have been true, but it all, because he had two sons, Hasan Sabba had two sons, he had both of them, the same sources tell us. He had both of his sons executed, one accused of drinking wine, the other one accused of a role in a murder, which later proved untrue. But all of this goes to show that Hasan Sabba was a totally dedicated man to his purpose and a very austere man, and he observed the Sharia very strictly and maybe even sort of literally. It's part of the same character. We are told that during the early years of his life at Alamut, when the fortress, when Alamut was attacked by the Seljuks, Hasan sent his wife and daughters away to Gerdku, and this became a practice later on in times of danger for the leaders of the community to send their women folk away. Alamut kadından, içkiden, eğlenceden uzak sadece inancın sınandığı ve eğitildiği bir kampa dönüşmüştü ve Hasan Sabbah ölene kadar da öyle kaldı. İmamın gizliliği esastı. Nizar'ın oğlu ya da torununun imam olarak Alamut'ta olduğuna dair inanış olsa da bugün bunu kanıtlayacak deliller yok elimizde. This is what we are told. That a son or a grandson, Nizar was secretly brought from Egypt to Alamut and kept there. Yeah. İmamın gizlilikte olduğu dönemlerde onu yandaşları karşısında hüccetin temsil edeceği biliniyordu. İmam yeniden ortaya çıkana kadar davanın yöneticiliğini ve koruyuculuğunu o yürütecek ve zamanı gelince imamın kimliğini müminlere o açıklayacaktı. Hasan Sabbah'ın etki alanı çok büyümüştü. Hatta Mısır Fatımi Devleti içinde bile Nizar'ın imamlık hakkını gasp ettiği gerekçesiyle El Efdal'ı öldürtmüş, Alamut'ta 7 gün bayram ilan etmişti. Hasan Sabbah, zapt edilmesi zor kalelerinde askeri, politik çalışmalarının yanı sıra dinsel çalışmalarına da yoğunlaşmıştı. İhvan-ü Safa'dan beslendi ama yeni daveti de o yazdı. Dinsel tüm yazıtlarını geleneğin dışına çıkarak Arapça değil, Farsça kaleme aldı. Ona göre Tanrı'nın kitabı Kur'an yanlış anlaşılıyordu. Bir kalıp gibi sadece tekrarlanmasının dışında o, sözcüklerinin ne anlama geldiğinin düşünülmesine vurgu yaptı. Hasan Sabbah, kelam, tasvir ve tehvilde yeni fikirler geliştirdi. Another common characteristic is that from the very beginning, including the Alamut period, the Ismailis had a notion which was anti-literalist and anti-formalist. So they always had a scheme for finding another level of meaning and another idea, or what you might call the life of the spirit, underneath the letter of the law. So the Quran, for example, says that you should reflect on what God has said, and that by using your reasoning, by using your intellect, you come to a better understanding. And it's interesting that even the first
verses of Revelation talk about knowledge, about learning, about the pen. So the notions of knowledge and the notions of using one's intellect are already built into the process of revelation. So if you fix the meaning, then you are saying that there is no more possibility of learning, there is no more dynamic dialogue between the person and the text or the meaning of the text. So it, in my view, I think that will indicates that you cannot fix the meaning for any one period. And it's interesting, of course, that in these dialogue of exploration of meaning, you have words like zahir, you have words like batin, but in the tradition also there is the notion that there is a batin fil batin, so there is a batin in the batin. If you look at it's the a word mapping, yeah, the word ta'wil comes from the Arabic awwal, so it is about before. Going back to the origins or to before. So while it is a journey, it is also about arrival. It is about where you arrive. And so there is some need to know where the journey ends. So similarly, it depends upon your education and the understanding. How you use your mind. For example, you take today, I give you an example. If you look at this light, I also see this is a light, it gives a shine. You also see, and you also say, yes, it gives the shine. But how it gives the shine? An engineer, he knows, electrical engineer, he knows. Its process, how it begins, from where it starts, what functions, when you gather and how you manage it, then it gives you the shine. So that is the Ismaili philosophy. Dağların şeyhi gücüne rağmen çok yaşlanmıştı. En yakın yardımcılarına ve güçlü örgütünün en tecrübelilerine yetkilerini dağıttı ve bundan az sonra kalesindeki odasında huzur içinde öldüğünde aylardan Haziran, yıllardan ise 1124'tü. Yetkiyi eline alan Buzurg Ümmid ise daha önce imamın da yaşadığı sanılan Lamasar Kalesi'nin komutanı ve İsmaili Devleti'nin kurucularındandı. Selçuklu saldırıları kesilmedi ama Ümmid de boş durmadı. Meymundiz gibi kaleler onun zamanında alındı. Selçukluların Hasan Sabbah'ın ölümünden sonra mezhep içinde çıkmasını bekledikleri iktidar kavgası hiç yaşanmadı. Ümmid'in ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed geçti. Muhammed babasının ve baba seyyidinası Hasan Sabbah'ın doktrinine sıkı sıkı bağlı kaldı. O dönemde Sunni İslam'ın en büyük temsilcisi halifeye suikast düzenleyerek öldürdüler. Kalelerini savundular ve yeni kaleler aldılar. Saadet Kuh, Mübarek Kuh ve Firuz Kuh bu yeni kalelerin en önemlilerindendir. Ayrıca kendileri için tamamen yeni bir bölge olan Afganistan'ın Gur topraklarına sızdılar. Sonra burada katledilseler de fikirlerini yerleştirmeyi başardılar. Ama hala imam bir sırdı ve onun kimliğini kimse bilmiyordu. Hala kalelerde münzevi hayat yaşanıyor, lüks reddedilip eğlence gibi dünyevi zevklere sırt çevriliyordu. Ve artık Muhammed öldüğünde Hasan Sabbah'ın kurduğu devletin son kuşak temsilcisi de ölmüştü. Yerine geçen oğlu 2. Hasan ortaya yepyeni bir iddia attı. 2. Hasan'a göre imam Hasan Sabbah tarafından en yakın arkadaşı ve Lamasar kale komutanı Buzurg Ümid'e daha çocukken teslim edilmiş ve imamın kimliğini saklamak üzere kendi oğlu kimliği ile büyütmesini istemişti. Sonra da o oğul bakıcısı, himayecisi, Hucceti Buzurg Ümid ölünce yerine geçmiş, Hucet gibi sorumluluklarını yerine getirmiş fakat imamlığını açıklamamıştı. İşte şimdi Muhammed'in oğlu 2. Hasan olarak açıklıyordu. Kendisi hem hüccet hem de imamdı. 2. Hasan'a göre artık yeni bir döneme girilmişti. Sır kalkmış, imam açığa çıkmıştı. Artık şeriata gerek yoktu. Münzevi hayat ve ibadet son buldu.
Oruç bozuldu, yenilip içildi. Hesabın sonraya kaldığı normal dünyanın tersine, kıyamette her şey hesaptır ve amele yer yoktur ve artık kıyamet kopmuştur. İmam hem kendi vücudunun sırrını hem de manasını açıklamıştır. Kıyametül kıyamat, kıyametler kıyameti diye bir açılım devrini ortaya koyuyor. Bu devrede ibadetlere ihtiyaç olmadığını, efendim sadece ruhani inkişaflar bulunduğunu, namazlı, oruçlu, cihatlı vesaire bunların hiç gereği olmadığını ortaya koyuyor. Arapça kelimedir kayy. Gizli imam anlamına geliyor ama kelime anlamı ayağa kalkan, dik duran, hatta isyan eder. Kıyamet de buradan insanların ayağa kalktığı, her şeyin olduğu, şey alt üst olduğu büyük kaos dönemi. Kıyamet bu. Kıyamet denilmesi kaimin, yani gizli imamın önderliğinde insanların artık ayağa kalktığı yeni insan, yani yeni yarattığı şey manada fikirsel ve fiziksel anlamda değil ama fikirsel ve inançsal anlamda yeni bir insan tipi yaratılıyor, yeni bir toplum tipi yaratılıyor. Şeriatın insanlara çizdiği o genel çerçeve yırtılıp atılıyor. Şeriat gömleğini çıkarıyorlar. Yepyeni bir gömlek giyiyorlar. Burada teoloji var mı? Var. Kıble yön değiştirmiştir. Artık insanlar kıbleye dönerek dua etmiyorlar. Başka bir yöne dönerek dua ediyorlar. Bu yepyeni, yani İslam'ın içinden çıkmış, İslam'a itirazla gelişen, Hasan Sabbah'ın temellerini attığı bir toplumun zirve noktasıdır. Yani hayal ettiği bir toplumu ikinci Hasan hayata geçirmiştir. İkinci Hasan bu fikirleriyle tabii ki düşman edinmekte gecikmedi. Kıyameti ilan edişinden 1,5 yıl sonra 12 imamcı amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yerine geçen oğlu 2. Muhammed tam 44 yıl hüküm sürdü. Babasının kıyamet öğretisine sıkı sıkıya bağlandı. Kendi imamlığını babasının teolojisinin en başına yerleştirdi. O artık hazır imamdı. Aşağısı Akdeniz kıyılarından Lübnan'daki Dürzi dağlarına, Fırat'tan Dicle'ye, hatta Basra Körfezi'ne kadar uzanan ülke. Suriye. Şam. Ya da Franklerin diliyle Damaskus. Hüseyin'in kesik başının sergilendiği, sürgündeki akrabalarının yaşadığı ve öldüğü topraklar. Sünniliğin merkezi. Mısır Fatimi Devleti ile Haçlı Kudüs'ün komşusu. İkinci Hasan bu önemli bölgeye çok güvendiği bir daisini atadı. Raşidettin Sinan. Daha sonra yazılacak efsanelerin başı, baş kahramanı, astrolog, dil bilimci, felsefeci ve din adamı, komutan, diplomat ve yıkıcı. Basra'da büyüyen ve İsmaili eğitimini bizzat Alamut'ta alan Sinan, Masyaf'taki kalesini merkez üssü olarak seçti ve sürekli onun etrafından İran'a doğru genişlemeye çalıştı. Alamut'ta önemini kavradığı haberleşme ağını mükemmelleştirdi. Kalenin en tepesinde kurduğu güvercin kulesi bugün bile durmaktadır. Kurduğu gizli ordusu her yerde olan kulağı ve davaya bağlılığı düşmanlarını korkuttu. Suriye'deki Sünniler özellikle Selahaddin Eyyubi Haçlılara karşı elde ettiği zaferlerle iyice gücünü pekiştirmiş ve İsmaililer için öncelikli düşmana dönüşmüştü. Cepheyi daraltmayı deneyen Sinan, Haçlılarla oldukça barışçı bir politika izledi. Selahaddin'in Arabistan, Suriye ve Irak'ta kurmakta olduğu Eyyubi İmparatorluğu,
İsmaililileri olduğu gibi Halep ve Musul zenginlerini de ürkütüyordu. Şam'ı da alan Selahaddin Halep'e yöneldi. Halep'in yöneticileri Sinan'dan Selahaddin'i fedaileri aracılığıyla öldürmesini istedi. Sinan bunu denedi. İki ya da üç suikastten kurtulan Selahaddin düşmanlığını İsmaililere yöneltti. Masyaf'ı kuşattı. Sinan kuşatma altında çok kalmadı. İsmaililer önce direndi, sonra da tartışmalı nedenlerle Selahaddin Sinan'la barış yaptı ve kuşatmayı kaldırdı. Ondan sonra da ne İsmaililerden Selahaddin'e ne de Selahaddin'den İsmaililere bir saldırı olmadı. Ama bu sefer de Halep'in düşmanlığını kazandı. Sürtüşme doruğa çıkınca Sinan fedaileri aracılığıyla Halep çarşısında yangınlar çıkardı. Belli ki yer altında da Halep'in hakimi Sinan'dı. Sinan Alamut'la ilişkisini hiç kesmese de 2. Muhammed döneminde Alamut'la arasına mesafe koydu. Kıyamet teolojisine komşuları Nusayriler ve Dürzilerden aldığı ruh göçümü diye de bilinen öldükten sonra tekrar bu dünyaya doğma fikrini ekledi. Sinan Sur kentinde 1192 yılında Kudüs'ün yeni seçilmiş kralı olan Marki Konrad'ı ve karısı İzabel'i fedaileri aracılığıyla öldürttü. Bu neredeyse Selahaddin'in istediği bir şeydi. Bu suikast İngiltere kralı 1. Richard ile yapılan barış anlaşmasına sebep oldu. Barış anlaşması İsmaili topraklarını da kapsadı. Ama bu suikast batıda asasinler, haşhaşinler, suikastçiler tanısını İsmaililerin üzerine yerleştirdi. İsmaililerle ilgili birçok saçma sapan batı efsanesi o dönemde yazıldı ve tarihe gerçek gibi geçti. Marco Polo'dan başlayan karalama ve aşağılama söylemleri günümüze kadar ulaştı ve İsmaililer'i bu biçimde popülize etti. Sinan 1193 yılında Kehf'te öldüğünde güçlü Suriye İsmaili devleti dimdik ayaktaydı. قف بالديار مهللا ومرتلا بسادة الأطهار إخوان الصفا العارفين بدينهم وبربهم وسالكين دروب آل المصطفى مصياف تعرفهم وفي أرجائها رف التقي وقلبي ينحوهم هفا هنا الوفي ولا نغتال بمدحه وهنا السنان وقد عرفنا ما كفى. İsmaili davasının Hint alt kıtasında yayılması da 13. yüzyılın ilk yarısında başlamış olmalıdır. Bugün bile söylenen, Cinanlara göre Alamut'tan Hindistan'a gönderilen ilk dâi Nureddin de denen Satgur Nuh adlı kişidir. Sint'teki Multan bölgesinde zaman zaman şiddetlenen baskılara rağmen İsmaililik var olmaya devam etti. Multan'da İsmaililiği örgütlü bir biçimde ilk yaymaya çalışan kişi Pir Şemseddin'dir. Şemseddin'in gerçek kimliği rivayetlere dayalıdır. Kimine göre o Mevlana Celaleddin Rumi'nin manevi dostu da olan Şemseddin Tebrizi'dir. Kimine göre ise Alamut sonrası döneminin imamı Şemseddin Muhammed'le özdeştir. Ama bilinen şu ki Şems Tebrizi İsmaili kaynaklarına göre soyu imama dayanan bir Alamut dâisidir. Kimdi Şems Tebrizi? Şems Tebrizi ser. Ser. Çok ser. Şems Tebriz three different figures. Exactly. He has them in the questions. Üç ayrı kişidir. Have been confused. Şems Muhammed, Şems Tebrizi, yeah. Pir Şems. Pir Şems of India. Hindistan'da Pir Şems. Şemseddin Muhammed, the first post-Alamut imam. Alamut sonrası dönemin ilk imamı. And Şems-i Tebriz, the spiritual mentor of Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana'nın the poet. Ruhani. These were three separate personalities. Bunlar üç ayrı kişidir diyor. Evet. But they are sometimes confused together, which is a mistake. Alamut devleti gelişip tam kökleşmeye başladığı bir dönemde kendi doğusundan gelen bir felaketle karşılaştı. Moğollar. Harzemşahlıların tarih sahnesinden çekilmesiyle İsmaililer İran'ı fethetmek isteyen Moğollarla karşı karşıya kaldılar. Hülagü dev ordusuyla Amu Derya'yı geçerek geliyordu. Moğollar önce Tun kentini aldı.
sonra da ben. Alamut'un hakimi ve imamı ise Hürşah'tı. Hürşah aktif direnişten çok uzlaşmayı seçti. Defalarca barış anlaşması yapmaya çalıştı. Oysa Hülagü tam itaat ve teslim istiyordu. Kalelerin yıkılması ilk emriydi. Hürşah bunun üzerine iyi niyet işareti olarak bazı kaleleri yıktırdı. Ama Alamut, Lamasar ve Meymundiz'in bazı kulelerini yıktırmakla yetindi. Hülagü, İmam Hürşah'ın da içinde bulunduğu Meymundiz'i kuşattı. Hülagü önce Hürşah'a teslim ol çağrısı yaptı. Kale komutanı imamın kalede olmadığını ve onun emri olmadan teslim olmayacaklarını söyledi. İsmaililer barış istedi. Hülagü'nün barışı Hürşah'ın teslimiydi. Hürşah teslim oldu ve bu Hasan Sabbah'ın 166 yıllık devletinin artık sonuydu. İmam Hürşah, Hülagü'nün bir heyetiyle kale kale dolaşarak kalelerin yıkılmasını sağladı. Tam 40 kale yıkılmıştı. Ama Lamasar'la Alamut direndi. Hazır İmam Hürşah'a rağmen teslim olmayı reddettiler. Gerekçeleri imamlarının takiye yaptığı, aslında teslim olun derken direnme emri verdiği düşüncesiydi. Hülagü Alamut'tan Lamasar'a yöneldikten kısa bir süre sonra Alamut teslim oldu. Tüm kütüphane ve her şey yakıldı. İmam Hürşah ve ailesi katledildi. Artık kaleler dışında kalan tüm İsmaililer kılıçtan geçiriliyordu. Girtkuh, İran'da kalan son İsmaili kalesiydi ve Alamut'un düşüşünden 13 yıl, Hülagü ordularının İran'a girmesinden 17 yıl sonra savunucularının üstünde elbise bile kalmadığında teslim oldu. Teslim olanlar da öldürüldü. Sonra büyük bir sessizlik. 500 yıl süren büyük ve uzun bir sessizlik. Nesiller boyu süren gizlilik, saklanma, içinde yaşama ve bitmeyen inanç. İran'da kurtulan İsmaililer de olmuştu ve kendilerini tamamen gizlemişler. Dahası Hürşah ölmeden Ardalı Şemseddin Muhammed'i kaçırmayı ve gizlemeyi başarmışlardı. Böylece İsmaili imamlarının soyu devam etti. İmam Hüseyin, İmam Zeynaddin, İmam Ali Bakr, İmam Cafer Sadık, İmam İsmail, Hazreti Seyyid Muhammed Ariz, Seyyid İsmail Sani. Kalplerinin secdeye, akıllarının oruca durma zamanı gelmişti. Her şey değişti. Üzerlerine kalın bir sır perdesi örttüler. Ne olduklarını kimsenin bilmesine gerek olmayan bir zamandı. Korktukları takiye, yoksulluk ya da itilmişlik değildi artık. Onlar yaşadığına emin oldukları imamlarını görememenin kaderine sahiptiler. Bu 200 sene sürdü. Olmak istemiyordu olmayanlar. Ve kaybedenler usanmıştı yenilgiden. Kimi sünnileşti, kimi 12 imamcılığa döndü. Kalanların tekrar tarih sahnesine çıkmaları 15. yüzyılın ikinci yarısında Enducan köyünde oldu. Enducan dirilişi de 200 yıl sürdü. Bu sürede İsmaili imamları tasavvuf tarikatı olan Nimetullahilerle yakın ilişki kurmuşlar ve onların şemsiyesi altında yaşamışlardır. Birbiri ardına gelen imamlar Kahek ve Şehri Babek'te yaşamış, yazlarını da Enducan'da geçirmişlerdir. İsmaili anıtlarının en eskilerinden biri olan İmam Mustansir'in türbesi halen Enducan'da içler acısı durumdadır. Yeniden dirilmeyi, o arzuladıkları, o yaşadıkları bir dönem için, bir günün değil ama yani onlarca yılın ütopyasını hayata geçirdikleri bir toplumu yeniden o yıkıntıların arasında, o viranenin arasında, o alt üst oluşların arasında yeniden diriltmeye çalışmışlardır ama tarih bunlara fırsat vermez. Yani esasen eşitlikçi komünal dediğimiz, yani üleşime dayanan, herkesin kardeş olduğu, doğrudan demokrasinin egemon olduğu, bugünkü terimle söylersek,
halkın birebir katılımcı biçimde yönetimleştiği bir sistem zaten tarihin akışına aykırıydı. Moğollar için biraz bahanesi. Belki erken ölümlerine yol açmış, erken mağlubiyetlerine yol açmıştı ama tarih böyle. Bunlara o üretim tarzı, üretim güçleri, feodal sistem, bunların o sistemi çok genişletmelerine olanak tanımazdı. Dolayısıyla Andijan şeyi bir diriliş sayılsa da kısa süren bir güzel bir ütopya. O bakımdan yani yıkılmaya bir şekilde mahkumdu. Bu bölgeyi merkez yapan imamlar, hacca giden kafileler aracılığı ile müritlerini görüp ara sıra da önemli merkezlerini gizlice ziyaret ederek davayı devam ettirmeye çalıştılar. Şehri Babek'te hala güçlü İsmaili cemaati yaşamlarını sürdürmektedir. Sık sık ziyarete gittikleri söylenen Dizbat köyü günümüzde de İsmaili köyü olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu köyde yaşamış ve İsmaili edebiyatının güçlü isimlerinden biri olan Fedai Mahlası ile yazan Haki Horasani'nin torunları hala köydedir. Mu hakibat gutan be hiç malali nadarim. Mu mazhab İsmaili. Bale. Agar İsmailiyim. Vaqi hastin bale. Bale. Mesela yani camga dur dahyaki. Tu dahyak çanon tersidayi. خیشتن دا در کفن پیچیده ای در یکی چون تخم باشد ای فلان کیز تخمت نان کم گردد این بدان هر که قصدش در یکی نادادن است گوسفندی زبح او ناکردن است زبط بوده اینا؟ نه گوسفند روشی سرشن میبردیم خونش بریزه حلال و حلال و حلال و حلال یعنی حرام است نه که همه ملت خونی بشتر نمیخورن بد خون ریختر و دیکیه هرکی قصدش دیکی نادادن است گوسفندی ذبح او ناکردن است خیلی اگر دیکی ناداد ندیم ما این مال حرامه بر ما آفرین آفرین بر ما حرام است مثلا زمانی بود دیزباد نه کلاس مدرسه داشت دستور مولانا سلطان محمد شاه دیزباد عالیا مدرسه دبستانی ساختن در 15 تا معلم دید مدرسه بود خرابش الان همه شو باشد 70 سال 90 سال پیش بله خرابش اما چوب شکشیدن بودن درش بودن درش الان بود چندین میلیون درش ارزش داشت 1817 yılında Hindistan'daki yandaşlarına daha yakın olabilmek için Endücan'dan Yezd kentine taşınan ve mezhebin merkezini buraya alan İsmaililerin 44. imamı Halilullah, 12 imamcı Molla Hüseyin'in bir cuma vaazında halkı galeyana getirmesi sonucu evi basılarak öldürüldü ve evi talan edildi. Kaçar Hanedanı Feth Ali Şah olaya müdahale etti ve suçluları Tahran'a getirerek sakallarını yoldurdu. Babasının yerine İsmaili imamlığına geçen Hasan Ali Şah ise kızıyla evlendirdi ve Kum'a vali olarak atadı. Ve bu tarihten sonra İsmaili imamları yeni bir ünvana ve yasal bir statüye kavuştu. Ağahan. Feth Ali Şah'ın ölümünden sonra yerine geçen torunu, artık kendine bağlı bir silahlı gücü de olan Ağahan'ı 1835'te Kirman valiliğine atadı. Ağahan, bölgedeki yandaşları sayesinde iyice güç kazandı. Bu güç Kaçar Hanedanlığını rahatsız etti. Kaçar Sultanı Ağahan'ı önce azletti. Ağahan azledilmeyi tanımadı ve askerleriyle önce Bem Kalesi'ne çekildi, 8 ay direndi, sonra gücü kırıldı, teslim oldu. Ve Kirman'da valilik yaptığı kentte hapsedildi. 8 ay tutuklu kaldıktan sonra mahalata sürüldü. 2 yıl sürgün hayatı yaşayan Ağahan tekrar silahlandı. Şah'a Kerbela'daki kutsal yerleri ziyarete gideceği bilgisini verse de o tam ters yöne Yezd'e yürüdü.
kısa sürede Yezid'i tekrar ele geçirdi. Ağa Han'ın hedefi tüm Kirman eyaletini ele geçirmekti. Merkezini şehri Babek'te kurdu. Şehri Babek'i ve kalesini İngilizlerle çatışan Afganlı işgalcilerden kurtararak aldı. Artık bölgede İngilizler vardı ve İsmaililer çok yalnızdı. Ağa Han, bahara doğru İngilizlerden aldığı iki topla Kirman'a yöneldi. Savaş lehine gelişiyordu. Toplar çok işe yaramıştı. Bem kalesini tekrar aldı. Kirman'a doğru önünde engel kalmamıştı. Fakat Şah 24 bin kişilik bir orduyu üstüne sürdü. Önce geri çekilse de sonunda Rigan bölgesinde girdiği çatışmada kesin bir yenilgi aldı. Artık önünde iki seçenek kalmıştı. Ya Arabistan'a ya da Hindistan'a sürgün. Ama Ağa Han kendine en sadık adamları, ailesi ve hizmetçileri ile çölü geçerek Afganistan'a gitti. Bu olayla İsmaili İmamlığı'nın İran dönemi son buluyor ama İngilizlerle ittifakı güçleniyordu. İmam Ağa Han Afgan topraklarında İngiliz menfaatleri doğrultusunda üstelik günde 100 rupilik bir gelir karşılığında görev yaptı. Ama İngilizler Kandahar'da da kaybetti. Ağa Han Sind'e geçti. Sint'te de İngilizlere hizmet etmeyi sürdürdü. Sint bölgesindeki Müslüman direnişini sürdüren Talpur emiri Nasır Han'ı Karaçi'yi İngilizlere teslim etmeye ikna edemedi. Ama Talpur emirinin planlarını İngiliz binbaşı James Outram'a bildirdi. İngilizler tüm Sint bölgesini işgal etti. Ağa Han'ın ödülü yılda 2000 sterlin maaş oldu. İngilizler 1843'te Belucistan'a yöneldiklerinde yine yardımcıları Ağa Han'dı. Artık ortak düşman Sunni Belucilerdi. Ama olmadı. Kardeşi dahil pek çok zayiat verdikten sonra İngilizlerin himayesinde çekildi. Karaçi Limanı yoluyla Mumbai'ye gitmek üzere Sind bölgesinden ayrıldı. Ağa Han'ın Mumbai'ye yerleşmesiyle İsmaililer için modern dönem başladı. Birinci Ağa Han İngiliz hakimiyetindeki Hindistan'da yararlandığı resmi koruma sayesinde otoritesini arttırdı. Özellikle İsmaililerin dini kurallarını düzene soktu. Her cemaathaneye atadığı mukiler aracılığıyla dasont'ta denen ve her İsmaili'nin kazandığının onda birini imama vergi olarak verme zorunluluğunu uyguladı. Bu onu daha da zenginleştirdi. Ama buna karşı çıkan İsmaililer de oldu. İş komik bir biçimde Hindistan'daki İngiliz mahkemelerine düştü. İsmaililerde zor olan zekattır. Çünkü onda birden sekizde bire kadar yükselir zekat nispeti. Efendim Sünnilerde ve diğer Şiilerde 40'ta bir nispetindedir. Zaman zaman İsmaililerde toplum içerisinde kavgalar olmuştur. İmama isyanlar olmuştur. Yaptığınız kötü bir hareket denmiştir. Biz efendim kazanıyoruz, sekizde birini size getirmekle niçin mükellef olalım gerektiğinde diğer İslami fırkalarda şey yapılmıştır, örnek verilmiştir. Bu konularda İsmailiye içerisinde çıkan ihtilafları bertaraf etmek için bilhassa Ağa Hanlar döneminde pek çok kişiyle mücadele edilme mecburiyetinde kalınmıştır. Bu sadece kişi değil, gruplaşma olmuştur. Ağa Han tabii ki kazandı. Artık İngiliz yasalarına göre de yasal bir dini liderdi ve din vergisini kendi istediği biçimde toplayabilirdi. İsmaililer, dostları İngilizler sayesinde öğrendikleri ticarette hızla yükseldiler. Cemaat ne kadar çok kazanırsa o kadar çok vergi veriyordu. Artık yeni silah paraydı. Hindistan ticaretinde etkin bir rol oynayan İsmaililer, 19. yüzyılın başından itibaren Doğu Afrika'ya kalıcı bir biçimde yerleşmeye başladılar. Afrika'ya Hindistan'dan gelen ilk İsmaililer öncelikle Zanzibar adasına yerleştiler. Demiryolunun yapımıyla ticaret dışında çiftçilikle de uğraşan İsmaililer, İngiliz sömürgesi de olan Kenya, Uganda ve Tanzanya topraklarına yayıldılar. Suriye İsmaililer ise Osmanlı'nın sadık uyrukları olmalarına rağmen komşuları da olan Nusayrilerin sık sık saldırılarına maruz kaldılar. Kalelerini ve yazılı kaynaklarını bu Nusayri akınlarında yitirdiler. 1840'larda Suriye İsmaililerinin başında bulunan Emir İsmail
O sırada Osmanlı Sultanı olan Abdülmecid'den Suriye İsmaililerinin ilk kuruluş yeri de olan Sellamiye kentini yeniden kurmak için izin istedi. Padişah izni verdi. Suriye'nin birçok bölgesinden gelen İsmaililer yıkıntı halindeki kenti yeniden inşa ettiler ve böylece 1850 yılından itibaren Suriye İsmaililerinin merkezi Sellamiye oldu. Bazı küçük bölünmelere rağmen imamları Ağahan'a bağlılıkları tamdı. 1. Ağahan ve topluluk liderlerinin imamla beraber İran'ı terk etmesiyle İran İsmaililileri lidersiz, karargahsız, birbirlerinden uzak kaldılar ve düzenleri altüst oldu. Birçok yerel İsmaili yöneticisi çıktı. Bunlardan en önemlisi olan Murat Mirza hem imama isyan etti hem de kendini hüccet ilan ederek Mumbai'deki imamla bir tek kendinin görüşebileceğini iddia ederek cemaatin imamlarıyla görüşmesini engelledi. Ama bu oyunu Dizbat köyünde yaşamış şair Fedai Horasani bozdu. Fedai Horasani imamdan gelen fermanları imamına sıkı sıkıya bağlı olarak yaydı. Artık 12 imamcı Şiilerle aynı camiye ya da ibadet yerlerine gitmiyorlar. Hazır imamları yaşadığı için de ölen bir imam için Muharrem ayında yas tutmuyorlardı. Kadınları ise geleneksel Müslüman kıyafeti olan kara çarşafı çıkartmışlardı. ...1881'de ölen 1. Ağahan'ın yerine oğlu Ali Şah geçti. Artık 2. Ağahan dönemi başlamıştı. 2. Ağahan tıpkı babası gibi İngilizlerle iyi ilişkilere devam etti. Cemaatinin eğitimine özel önem verdi. Birçok okul açtı. Ve her geçen gün artan itibarı ile Hindistan'daki tüm Müslümanların en yüksek yönetim birimi olan Ulusal Muhammediye Birliği'nin başına geçti. Ve ölene kadar bu görevde kaldı. Ama ömrü kısa sürdü. İmamlığının 4. yılında hastalanarak öldü. Ardılı oğlu Sultan Muhammed Şah, 3. Ağahan namıyla imam olduğunda daha 8 yaşındaydı. 1898 yılına gelindiğinde imam Avrupa'ya geçti. İngiltere ve Fransa'da birçok görüşmelere katıldı. Avrupa'yı ilk kez görüyordu. Bu onu çok etkiledi. Hem Avrupa'nın modernitesi hem de Avrupa aristokrasisi 3. Ağahan'ı hemen kabul etmişti. Ama düşmanları da boş durmadı. Başta amcası ve onun oğlu da olmak üzere birçok akrabası suikast ile öldürüldü. Potsdam'da Kaiser 2. Wilhelm'le, İstanbul'da da 2. Abdülhamit'le görüştü. Bir İsmaili imamı ile Sünni halifenin görüşmesi diplomatik kurallar çerçevesinde geçse de İmamın İngiliz yanlısı, halife ve Osmanlı hükümdarının Alman yanlısı politikaları biliniyordu. İngiltere kraliyet ailesinden birçok ünvan ve yetki kazandı. 1907 yılından sonra da tamamen Avrupa'ya taşındı. Avrupa'nın kraliyet ailelerinin çoğuyla tanışan, önemli siyasetçiler ve sanatçılarla yakın ilişkiler geliştiren İsmaili imamı, eşini de İtalya'dan seçti. 1907 yılında tüm Hindistan Birliği'nin daimi başkanlığını üstlendi. 1912 yılında da istifa etti. Ağahan, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Avrupa'ya giderek İngiliz hükümetinin hizmetine girdi. Artık düşmanı Almanya ve ajanlarıydı. Yeğeni İran'da Alman ajanları tarafından öldürüldü. Kendisine de İsviçre'deki evinde başarısız bir suikast girişiminde bulunulduğu söylenir. Savaşın sona ermesiyle siyasetten 10 yıl boyunca uzak durdu. Sonra tekrar Hindistan siyasetiyle ilgilenmeye başladı. 1928'de toplanan tüm Hindistan Müslüman Konferansı'na başkanlık yaptı. 1930 yılında Londra'daki Hindistan'ın bağımsızlığı için düzenlenen yuvarlak masa toplantılarına başkanlık etti. Ne yazık ki Müslümanların egemen olduğu ya da Müslümanların çok bulunduğu ülkelerde gerek resmi İslam'ın, gerek egemen sınıfların, gerek koyu şeriat kuralların nedeniyle azınlıkta kalan mezhepler, akımlar, yani dini akımlar hep ezildiler, hor görüldüler, hakir görüldüler. İngilizler o bölgeye geldiğinde, Orta Doğu'ya da geldiğinde biraz daha bu küçük
dini ve inançsal azınlıklara hem modernizm temelinde yaklaştı hem de bunlara belli özgürlükler getirdi, serbestliler getirdi. Dolayısıyla İngilizler İsmaili cemaatinde, yani bizim Avahanizm dediğimiz, daha sonraki Avahancılık dediğimiz şeye politik destek verdiler, siyasi destek verdiler. Hatta onlara yurt içinde ve yurt dışında bir sürü imkanlar tanıdılar ve bunları kaba bir deyimle kendilerinin müttefiki, zaman zaman da diğer toplumlara, yani kendilerine muhalefet eden kesimlere karşı da biraz dayanak noktası haline getirdiler. Yani işbirlikçilik noktasına kadar vardırabildiler bunu. Onlar da bundan önemli oranda yararlandılar ve bu gelenek hala devam ediyor. Ahan ailesi her zaman İngiliz taraftarı olmuştur. İngilizler de İslamiklik kurulunca onun başkanlığına bir ara Ahan'ı getirmişlerdir, kendi adamlarını. Ve İngilizlere aile daima sadık bir ailedir. Politikalarını o yönde yönlendirirler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da tabii ki İngiliz yanlısı politikasını sürdürdü. Buna karşılık Hindistan'da İsmaililer, Sünni ve 12 İmamcı Şiilerden farklı bir topluluk olarak tanındı. Bu yasal yetki, İsmaililerin imamlarına duydukları derin bağlılık ve itaat hissi, Ahan'ın yapmayı düşündüğü dinsel reformları kolayca yapmasını sağlamıştı. İsmaililer 1947 yılında Hint alt kıtasının Hindistan ve Pakistan olarak bölünmesiyle Pakistan'da da ayrı fakat benzer bir tüzük ve meclis sistemi oluşturdular. 3. Ahan öldüğünde yıl 1957 idi. İki oğlu yaşamasına rağmen Harvard Üniversitesi'nde öğrenci olan torunu Kerim'in 4. Ahan ve 49. imam olarak yerine geçmesini vasiyet etti. Vasiyet uygulandı. Kerim Ahan, dünyada yaşayan tüm cemaati birleştirmek için çok çaba harcadı. Yeni bir anayasa hazırladı ve 1987 yılında son halini alan İsmaili Anayasası uyarınca cemaati halen yönetiyor. نحن كاسماني نتميز ب بأن النظام إداري أو تسلسل هرمي الموجود في عنا مجلس قاضي عالمي في مجلس نحن نقول في كل محل في إسماعيلية في كل محافظة في مجلس محلي المجلس المحلي هو بيشرف على حاجات ومساعدة الناس الموجودين مو بس حاجات هم في عنا ممكن نقدم مساعدات للناس الفقراء اللي كانوا من الجماعة ومن خارج الجماعة الإسماعيلية هو ممكن يخلق عالية تواصل وإلغاء الحواجز بينه وبين الطوائف الأخرى هو عمل يعني في جزء في شيء نحن كإسماعيليين موجودين في العالم الهيكلية بكل محافظة قلنا في مجلس محلي بكل بلد في اسمه مجلس وطني المجالس الوطنية كلها في العالم بشكل مجلس القاضي العالمي. Kerim Ahan, birçok dedesi gibi batıni düşüncenin de temeli sayılan eğitime çok önem verdi. Okul, üniversite ve eğitim kurumları açtı. Not traditionally educated, I mean not in the traditional madrasa system, but to give them all the tools of scholarship and intellectual research from the perspective of today. So for that, you can find wherever the institution, well-known and renowned institutions, as well as there might be several other institutions, many of the students from Hunza, like I can say that nobody is without like going to school or going to colleges. Kadın haklarına özel önem vererek, fermanlarıyla İsmaili kadınının daha iyi bir duruma getirilmesi için değişik reformlar yaptı. التساوي بين الذكر والأنثى. أريد أن أقول شيئا للإمام الراحل أبو هادي خليفة. الإمام الراحل جد الإمام الحالي قال في أحد إرشاداته أو فرماناته قال إذا كان لدى أي منكم ولدين
ذكر وأنثى وليس بمقدرته أن يدرس أو يعلم إلا شخص واحد فليدرس الأنثى. So it's his firman, he's saying that we empower your women, and if you empower a woman, you are going to empower a whole society, a whole community. So it's a sort of faith on those sayings, as well as people have now got sensitive to and they have got responsive to those words that, yeah, it's really a fact that if a woman gets education, she really serves the whole community. In our tradition, in Ismaili tradition, we don't wear like burqa. And when I go to some gathering, like if there is like many burqa wala people, so it is difficult. But with others, it's not. Like Islamabad is, I'll say like Ismailis are more liberal in terms of like respecting women as well. And when you define respect, it comes like at a different level. For example, within the community, there are respect for elders. Being an elder woman, there is a respect. We look at our history, who was Hazrat Bibi Khadija? She was a businesswoman. She was married by the Prophet Muhammad. So our history is not prohibiting us to play our real role. In Hunza, women, you can find women everywhere. You go to school, you go to hospital, working areas, you go to any office, there are men, there are women, everyone is working, you go to fields, you go to farms, you go to house, everywhere, women are equally working. Mm-hmm. They have given equal status. I will tell you, women are given much importance than men. And we are not hiding from each other. Normally people are saying that they are not na muharram na. You cannot talk with other men who is not your real brother. These things are not found in our culture and religion. And sisterhood, the teaching of sisterhood and brotherhood is given time from time by our imams. December 2005. I'm the first lady president. I am trying to ensure women participation everywhere, in every activity, in every institution, in every body. Mm-hmm. But I am ensuring there should be no restrictions, no imposition on the basis of gender. Sağlık hizmetlerine de özel önem verdi. Açtığı birçok hastane ve sağlık ocağından sadece İsmaillerin değil, tüm insanların yararlanmasını sağladı. And now you can see here, there are Muslims and non-Muslims on this campus. They're open to all. They're not vindictive. Oh, you have been, killing us and beating us. And therefore we want to remain within ourselves. All academic institutions, as you know, open to all. And this pluralistic attitude we draw from Islam, as I just said, Halakatum min nafsin wahidatin is the powerful message we take. His Highness has repeated this verse of the Quran to his community across the globe. He says we are one human fraternity. When it comes to service, don't discriminate who is what, who believes in what. 21. yüzyıla girerken İsmaililer'i açık bir toplum olmaya, yaşadıkları ülkenin kurallarına ve geleneklerine göre yaşamlarını sürdürmeye teşvik ettiyse de günümüzde bile sırları var olmaya devam ediyor. Hala İsmaililer'in cemaathanelerine hazır imama inanmayanların girmesi, görüntü çekmesi ya da ibadet biçimlerini izlemeleri yasaktır ve bir sır perdesiyle örtülüdür. Did you speak to Ismailis in these different localities? Yes, they did. Bu bölgelerdeki İsmaililerle konuştunuz mu? Evet. Suriye, İran, evet. Pakistan. Cemaathanelerine gittik. We went to cemaathanes, where, the community where? Houses. Nerelerde? Where? Cemaathanelerin içine girmedik. We couldn't go inside. You cannot go inside. Yes.
for you? Yeah, it's same for us as well. Because I live so close to Agha Khani Jamaat Khana, but never ever in my life like I even thought of going there, or nor like, you know, even if I ask my colleague to take me to the Jamaat Khana, she will not say no. Like for non Agha Khanis, it is not permissible. Like they don't permit non Agha Khani. So it's with them. And the reason is like, you know, they are a very small minority and they have this identity fear, like, you know. In Jamaat Khana or what you were saying that religious practice was not for everyone. Actually, this is extra, you can say, a religious practice for his highness followers. And whoever who is his follower can follow his guidance, and this is very much simple, and that all, only the followers who follow him attempt special efforts in achieving the enlightenment of God. That is the extra ibadat, you can say, extra prayer. It's simple, and whoever believes in his follower of his guidance, he attends Jamaat Khana. Otherwise, it's not for everyone. It's only the relationship of his highness and his father. We, like the Prophet did in his own time, men, women, children, all pray together. Of course, women have different sections. But the people outside, what do they say? They say that they are there, going there to dance in the community center. Now, this is the problem. I believe that Ismailis were certainly different in their ways of understanding Islam. There's no doubt about it. لم يرد في القرآن طريقة الصلاة. أنا بحكيها بعدين بترجم لها. الصلاة عندنا هي بالضرورة تقوم على آيات قرآنية ودعاء. فيها الشكر لله والطاعة للرسول وعلو الإمام، وأن الرسول هو المكلف بالبلاغ، وأن الأمانة التي هي البيعة للإمام واجبة على كل مؤمن للإمام، وعدم الخيانة الوفاء في تحقيق هذه الأمانة، والنهاية الإخلاص لله. فقط في يعني هكذا، إذا أراد واحد بيعمل هيك واحد بيعمل هيك كيف ما بده، أنا هنا أن يكون هنا مستقيم. الأهم أن يكون العقل وعمله للخير. يوم الجمعة له طقس خاص، ويوم الأحد ويوم الأحد يعني ليلة الاثنين لها طقس خاص. يوم الجمعة نشرب ماء يسمى ماء الشفاء، وكل هلال أول الشهر الهلال نشرب ماء الشفاء، ماء الهلال. لا بدي أقول شغلي بس صغيرين، لأن ولادة الإمام كولادة القمر. ونحتفل في يوم عيد ميلاد الإمام ويوم تنصيب الإمام كإمام. يعني هو احتفال في عيد ميلاد الإمام. جماعة. تصلي وتقيم الاحتفال الديني البهيج، فيه من الدين وفيه من الفن. نحن مسلمون شيعة، عندما ندخل المسجد أو الشهادة نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين. هذه هي شهادة الإسماعيلي. من لا يشاركنا هذه الشهادة لا ندعه، ما لا ندعه يدخل ويخرج. الله أكبر. من قرأ الفاتحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Efendim, şimdi cemaathane çok maksatlı bir yapı.
efendim onların bir anlamda merkezleri. Burada hem ibadet yapılır, hem bir takım müzayedeler yapılır. İmama gönderilecek bir takım hediyelerin müzayedesi ve onu imama gönderme durumu daha fazla para olarak veyahut da mahalli teşkilatların ihtiyacına harcanması vesaire gibi. Bu cemaathanelerde onların kıldıkları efendim namaz bizim kıldığımız namazlar gibi değildir. Nizarilerin namazı efendim oturulur. Bir anlamda meditasyon gibi efendim hareketler yapılır, düşünülür. İmamların isimleri okunur. Son imam hatırlandığı zaman, söylendiği zaman Kerim Ahan'la ilgili olarak efendim hepsi secdeye kapanır. Kerim'le ilgili sitayişkar ifadeler kullanırlar. Onlara göre efendim zamanın imamı peygamberlerden ve ölen imamlardan daha üstündür. Çünkü ilahi irtibatı vardır imamın. Bu sebepledir ki ibadetleri bizim ibadetimize pek benzemez. Son Sultan Muhammed Şah'ın yakın arkadaşı veyahut da efendim vasisi diyebileceğimiz kişi çocukken vefat ettiği için umumiyetle ibadetlerinde de bir çocuğun komut verdiği, o çocuğun komutuna göre hareket ettikleri bilinmekte. Bu durum Hindistan'da da böyledir. Pakistan'dakiler, İran'dakilerde de böyledir. Doğu Afrika'daki Nizarilerde de böyledir. İsmaililerde oruç son derece kolay bir ibadettir. 21. günü Ramazan'ın efendim öğleye kadar akşamdan başlanır 20. günü. 21. günü öğleye kadar oruç tutulur. Ondan sonra tutulmaz. Kadir gecesini ayrı olarak düşünüyorlar. İşte 20'si ile 30 arasındaki gecelerde. Fakat cemaathane 20'sinden sonraki gecelerde tamamen aydınlatılır. Efendim orada bir takım ibadetler kendilerine göre yapıyorlar. Oruç o manada efendim oldukça kolay bir ibadet. İsmaililerde zor olan zekattır. Today of Mass journalism with the cult of celebrities and the cult of fame and money. There is always a risk that any ideas that are not understood in their depth and are taken out of context can become trivialized. The Ismailis are very sensitive to the risk of a trivialization of their historic belief in the Imam. And the risk of that belief being dragged to the level of ordinary political or media celebrity culture. And that's an important reason why they are protective of those traditions. Evet, hikayemiz bundan yaklaşık 1000 yıl önce İran'ın sert bir dağının tepesindeki bu kalede başladı. Şimdi 30 ayrı ülkede 20 milyon inananı ile hala sürmekte. Çok evrim geçirdiği, çok değiştiği, başka başka olduğu ortada. Kıyımlar, katliamlar, açlık, korku, gizlenme, yeniden bir daha deneme, sürgün, hapislik, işkence ve azınlık olma, her şey belki de bir çırpıda yaşandı. Şimdi inanılmaz bir servetle Fransa'da oturan hazır imamlarına, iş yerleri ve güçlü network ağıyla hala sıkı sıkıya bağlılar. Onlar Londra sokaklarında yeni çağın radikalleri, anarşistlere ilham kaynağı olan Hasan Sabbah'a saygı duysalar da ondan çok uzaklaşmış haldeler. Şimdi sahip oldukları çok şey var. Dini anayasaları, bayrakları, okulları, komiteleri, cemaathaneleri, müzeleri ve tabii ki hazır imamları. Ama gelecek için umutlar mı? Geçmişin umudu şimdinin nesi? Zafer bu mu? Yenilmek belki de böyle bir şey.
tüm dünyaya zenginleşmiş olarak yayılsalar da, hazır imamları devlet başkanları ile bir avukat gibi haklarını savunsa da, kendilerini tüm Müslümanlar içinde daha ayrıcalıklı hissetseler de, Nasır Hüsrev'in ve Hasan Sabbah'ın mektuplarının da bulunduğu 10 bin el yazması eserlerinin 1992'de Taliban'ın füze ile imha etmesinin acıları hala içlerinde. He says, if I wash my mouth 1,000 times with the flowers, with the juice of the flowers, mouth, still I hesitate to take your name off my mouth. Belki başka bir şeyler, ama yıkılmış kentleri, yağmalanmış imam türbeleri, kapatılmış okulları ve hala birçok yerde öteki olmanın korkusu ve geçmişte kalmış kalelerine duydukları özlem, yüreklerindeki hüznü hala korumakta. Gülümsemelerini kaybetmeden yaşama bakmaktalar. Belki zafer değil, ama mutluluktur. Kim bilir?